Hukuken meşru talepte devletin bunu kabul etmemesi için herhangi bir hukuki altyapısı ya da siyasi saygı yoktur. Daha doğrusu bunu kabul etmemesi için siyasi saygıları vardır. Çünkü tamamen meşru talepte Abdullah Öcalan'ın avukat görüşünün verilmemesi tamamen siyasidir. Çünkü hukukun sağladığı şartlar herkes için geçerlidir. Abdullah Öcalan da bu bağlamda avukatlarıyla görüş olsun, ailesiyle görüş olsun, bu hakların hepsinden yararlandırılmalıdır. Devlet burada siyasi sayıklara, gerek siyasi sayıklara olsun, gerekse belli bir çözüm odaklı yaklaşmaması neticesinde bir takım problemler çıkıyor. Hukuktan uzaklaşıldığı için bu eylemle devleti hukuk çizgisine çekmeye çalışılıyor. Hukukun infaz kanununa göre herkes avukatıyla görüşebilir. Herkesin aileyle görüşme hakkı vardır. Bunların verilmemesi durumunda adil yargılama hakkı ve özel hayata saygı hakkı ihlalleri meydana gelecektir. Devlet bu yükümlülükleri yerine getirmeyerek bir takım hak ihlallerine neden olmaktadır. Yani şu şekil Sayın Abdullah Öcalan üzerinden Kürt halkına bir tecrit uygulanmaktadır. Bu gittikçe genişleyecektir bir yerden sonra. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecriti engellenmemesi ya da bu hak ihlalini ortadan kaldırmaması bir yerden sonra bütün Kürt halkından sonra bütün Türkiye toplumlarına sirayet edecektir ve bu genişleyecektir. Yani şöyle diyelim, herhangi bir yerden sonra Kürt mahpusların hepsine bu uygulanacaktır, tecrit uygulanmaya başlanacaktır. Çünkü ilk adım orasıdır. Gittikçe biliyorsunuz hukuksuzluklar gittikçe genişler yani. Genişlemeye engel olmadığımız müddetçe bu daha da farklı bir alana yayılacaktır ve tüm Türkiye halklarına uygulanır hale gelecektir. O yüzden sivil toplum kuruluşları en basit şekilde özellikle baro başkanları olsun, barolar olsun öncülüğünde bir takım eylem planları geliştirmeli. Yani İmralı'ya başvurular, avukat görüş başvuruları olsun, Adalet Bakanlığı'na başvurular olsun, toplantı ve gösteri olsun gibi bir takım basın açıklamaları olsun, bir takım eylemlerle bu durum protest edilmeli ve önüne geçilmelidir. Sadece İmralı hapishanesi değil, tüm Türkiye ve Kürdistan'daki cezaevleri ağır tecrit altında zaten. Yani İmralı cezaevinde uygulanan tecrit tamamen hukuka aykırıdır. Türkiye kendi mevcut hukuk sistemini bile çiğneyerek böyle bir infaz rejimi ortaya koydu İmralı'da. Ki PKK liderine yönelik özel kanunlar çıkmıştı aslında 99 yılından bugüne kadar. Ve dünya üzerinde görülmemiş bir tecrit uygulaması var şu an İmralı hapishanesinde. Hem PKK lideri Abdullah Öcalan hem de onunla beraber kalan mahpuslar uzun yıllardır ne avukat görüşüne, ne vasi görüşüne, ne telefon veya herhangi bir iletişim aracıyla iletişime geçmelerine müsaade edilmiyor. Tabii doğal olarak bu bir toplumsal reflekse de sebep oluyor. Çünkü Kürt sorununa çözüm İmralı'dan geçiyor. Ve İmralı'da devletin yaklaşımı Kürt sorununa çözüme ilişkin yaklaşımıyla paralel ilerliyor. O yüzden cezaevindeki mahpuslar da hem Kürt sorununa çözüm hem de İmralı tecridinden başlayarak hayatın tüm alanına, tüm yaşam alanlarına yayılan tecridin bir an evvel kaldırılması için böyle bir eylem biçimine başvurdular. Bu eylem biçimi bizce demokratik bir eylem biçimidir, haklı bir eylem biçimidir. Çünkü talepler bir defa hukukidir. Ve mahpuslar Türkiye devletine hukuka dönmeleri için aslında bir uyarıda bulunuyorlar. Devleti bir yandan hukuksal zemine çekmeye çalışan bir toplumsal refleks var. Bir yandan da hukuksal anlamda yani kendi hukukuna gelmeyen bir devlet var. Sorunların çözümü o kadar zor değil aslında. İmralı tecridi hukuksuzdur ve buna bir an evvel son verilmesi gerekiyor ki İmralı tecridiyle beraber hem cezaevlerinde hem de Türkiye'deki hem mevcut Kürt sorununa çözümde hem de demokratik bir cumhuriyetin önünde, demokratik bir ülkenin önünde engeldir. Bir yerde hukuksuzluk meydana geldiği zaman eğer o hukuksuzluk giderilmezse yarın öbür gün sıradan bir yurttaşın da başına gelecektir. Ki diyoruz biz İmralı cezaevinde uygulanan tecrit bir bütün olarak Türkiye'nin geneline yayılmış durumda. Özellikle demokratik kamuoyunun hem bu mahpusların seslerini duyurmaları hem de Türkiye'yi hukuksal zemine çekmesi için zorlayıcı bazı hukuki girişimlerde bulunması gerekiyor.
Adalet Bakanlığı'nın artık bu taleplere, hukuki talepleri aslında kanundan doğan, uluslararası hukuktan doğan taleplere karşılaması gerekiyor ki bu tarz eylemlerin sonlanabilmesi için siyasi mahpusların sadece sorumluluğunda olan bir talep değil, bu bütün kamuoyunun ve aslında Türkiye'nin de sorunu, hukukun uygulanmaması sorunu. Şu an cezaevleri deki siyasi mahpuslar bunun gündemleştirilmesini talep etmekte. Bizlerin hem hukuk örgütlerinin, hak örgütlerinin ve demokratik kamuoyunun bu konuyla ilgili aynı hassasiyetle yaklaşarak mahpusların taleplerinin karşılanmasına dönük gündem oluşturması gerekmektedir. Sadece cezaevlerini ilgilendiren bir hukuksuzluk değil. Bu hukuksuzluk hepimizin sorunu ve hepimizin bu soruna bir cevap olması gerekiyor. Şu an bu yükü cezaevindeki siyasi tutsaklar almış durumda. Gündemleştirme çabaları ciddi bir boyuta evrildi. Açlık grevleri gibi bu son yapılan eylem de çok ciddi bir eylem ve mahpusların bu ortaya koyduğu irade ve hukuksuzluğa karşı koyduğu tavırı demokratik kamuoyunun da artık yüklenmesi ve gündemleştirmesi gerekiyor. Bizlerin de hukuk örgütleri olarak demokratik kamuoyuna, toplumsal muhalefete çağrımız İmralı Ada Hapishanesi'ne devam eden tecrit koşullarıyla birlikte tüm cezaevlerine yayılan tecrit koşullarına ve hukuksuzluğa ses çıkarması, bu talebe ses vermesi gerekmekte. Bunun için de her türlü eylem, etkinlik ve hukuki girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bunun için de bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.